Merhabalar, Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Ben Barış Özkök, yanımda Murat Gamsız var. Eğitim serimize devam ediyoruz tüm hızıyla. Evet, bu pratik eğitim serisi. İlk bölümümüzü beğenmişlerdi. Bunu da sık sorulan sorulardan bir tanesi olan beyaz ayarıyla yapalım dedik. Evet. Beyaz ayarının nasıl yapılması gerektiği. Evet, ilk bölümümüzden setup'ımızla ilgili de bilgi sahibi olabiliriz evet, arkadaşlar. Evet, bu şu anda bilgisayarımıza bağlı bir 7D. 7D'nin ayarlarından göstereceğiz ama göstereceğiniz beyaz ayarı o kadar genel ve bir şey ki hepsinde aşağı yukarı aynı sayılır. Tabii, fotoğrafçının genel terimlerinden biri. Şimdi beyaz ayarı nasıl ayarlanır? Öncelikle şu temel şeyden başlayalım. Ortamın ışığı, yani şu an mesela onu da bilgisini verelim. Bizi aydınlatan şu anda iki tane ışık var kaynak olarak. Evet. Birisi arkalarımızda duran LED'ler. Bunlar 5500 Kelvin. Evet. Bir de floresanlar 6500 Kelvin. Evet. Şimdi dışarıya çıkıyorsun güneş. Ya da işte dışarıya çıkıyorsun hava açık mavi, tabii. Işık soğuk ama önünden bulut geçtiği zaman farklı. Yani böyle değişik değişik durumlar kısaca var. Kısaca her ışık kaynağının bir sıcaklığı var, Kelvin ayarı var. Sorun şu, şimdi örneği şurada hemen görelim. Makinemize girdiğimiz zaman otomatik beyaz ayarından başlıyoruz. Otomatik beyaz ayarında sana kimse zaten ne Kelvin soruyor ne sen makineye işte ben beyaz ayarında şurada çekiyorum demiyorsun. Makinenin içinde sensörler var. Onlar kareyi, görüntüyü algılıyor. Hangi ışık kaynağının nasıl olduğuna dair bir ortalama bir çekim yapıyor. Ama bu da her zaman doğru olmayabilir. Doğru. İşte video programında da örnek vermiştik. Beyaz bir şey kaldırırsın bir anda ışın her şeyi değişir. Beyaz tişörtlü adam geçer. Aha, yani arkadan veyahut da tam tersi başka renkte biri geçer. Mahvolur. Bazen de çektiğin ortamda az önce söylediğim gibi burada bile işte iki farklı sıcaklık kaynağımız var. Birisi LED, birisi floresan. Tabii. Şimdi böyle durumlarda makine hangisini acaba yapsam diye zaten bir şaşırabilir. Onu da göstereceğiz. Bazı makineler hatta şaşırdığı vakit çabuk toparlayamıyor. İyice rezalet bir şey oluyor. Bu şeylerde de oluyor. Çok sık cep telefonlarında ya bu telefon özellikle marka belirtiyorlar mesela model şu mavi çekiyor. Evet. Hayır, o beyaz ayarını tutturamıyor aslında. Hani orada şey yapsan o anda beyaz ayarını müdahale etsen belki fotoğrafı kurtarabileceksin. Sonuçta bunlar yazılımsal şeyler. Tabii. Hani dijital fotoğrafçılıkla beraber başladı. Önceden white balance'ımızı yani beyaz dengesini ayarlayamıyorduk. Sadece ışığın doğru orantılıydı bizim çekimlerimiz. Bir yandan da şu var. Makinelerin biliyorsun özellikle SLR'lerin hepsi RAW çekiyor. Sen hata bile yapsan RAW'da sonrasında düzeltme şansın var. Ya ama tabii hani şu var, biz mümkün olduğunca basacak da şunu istiyoruz. Önce bir temiz çekelim, daha sonra bilgisayar hazırlasın. Çünkü hani şey de olabilir, çok farklı karelerde farklı şekilde sapıtmış da olabilir. Hepsine tek uğraşacaksın. Yani gerçekten zaman kaybı. Şimdi otomatik beyaz ayarı çoğu durumda işimizi görüyor aslında ama göremediği anda ne yapmamız gerektiğine bakacağız. Şimdi öncelikle yine bütün hani fotoğraf makinelerinde olan ön ayarlara bakalım. Şimdi gün ışığı. Bu şu demek, ben işte güneş altında çekiyorum ya da dışarıya çıktım, dışarıda çekim yapıyorum. Makineye diyorsun ki kardeşim ben gün ışığı altında çekeceğim, Kelvin'i buna göre ayarla sen. Evet. Beni şu anda şeyle uğraştırmıyor, yani rakam, Kelvin değeri nedir, değildir. Bunlar ön hazır ayarlar. Evet, ama tabii burada makine hiçbir şekilde artık ölçüm yapmıyor, makine sana bağlı. Makine bana bağlı. Sen neredeyim dersen o ona göre ayarlayacak. Evet. Şimdi mesela biz burada gün ışığı altındayız, hala 5500-6500 Kelvin arasındayız. O zaman ben şimdi makineye yanlış bilgi vereyim mesela. Diyelim ki ben makineye diyorum ki şu an ben ampul altında çekiyorum bilgisini verdim. Makine kendini ampule göre kalibre ettiği için masmavi bir görüntü elde ettik. Olduğundan daha mavi bir görüntü elde ettik. Çünkü tungstenler biliyorsun sarı ışığıyla... Evet, sarıyı böyle dengelemeye çalışıyor. Ama burada o değil, yanlış seçim. Tabii. Yanlış seçim yapıldığı zaman yanlış yaptığınızı anlamanız çok kolay çünkü... Zaten gözün görüyor hani olması gereken rengi. Ekstrem yanlış. Mesela hani gölgeyle güneşe geçtiğinde bazen anlayamayabilirsin. O arasında 1000 Kelvin falan. Bazen de şöyle LCD ekranımız zaten onu bize ifade etmekte zorlanabilir tabii, kalitesine tabii. göre. Ama günün sonunda şu var. Hani sen gözün de görüyor. Gözünün gördüğünden çok abartılı bir sapma görüyorsan beyaz ilk süpeleneceğin yer beyaz. Yani tabii. Diyafram enstantane ISO ile hiç kurcalamadan ilk önce beyaz ayarına sarılmak lazım. Tabii. Şimdi her makinede olmayan iki ayar var. Bu özellikle kompaktlarda karşımıza çıkmayabiliyor. Ya da giriş seviyesinde diyasalarda. Evet. Çoğuna hala koymuyorlar bile. Bazılarında olmayabiliyor. Mesela direkt Kelvin ayarı çoğu yani giriş seviyesi SLR'da olmayabilir ama özeli artık görüyoruz. Tabii. Şimdi bir şu iki olay, iki tanesi bizim üzerine duracağımız olay. Çünkü diğerleri basit. Hani tabii. O ortamının şeyini biliyorsan aydınlatmasını buradan seçebilirsin ama. Veyahut da şey olabilir. Işık kaynaklarının belli bir listesi var zaten internette hemen bulabilirler. 10 maddelik bir şey. Hemen onu böyle ezberleyebilir ya da yanında tabii. taşıyabilir. Bir yere girdiği vakit bakar aydınlatmaya. Ha burası tungstenmiş. Hemen tungsteni alır işini halleder.
O ya listede, o listede başka bir şey daha yazıyor. Kelvin'in sayısal değeri yazar. Tabii. Onu da şuna yarıyor bak. Bu makine mesela bize sıcaklık değerini rakamsal cinsten vermemizi sağlıyor. Ben tabii şu an oynayacağım mesela bununla. Tabii. Şöyle gidelim. Zaten bu arada profesyonel bir iş yapıyorsan zaten ışık değerlerinin üzerinde, zaten flashların üzerinde evet, mutlaka, ona da mutlaka bakmak Kelvin lazım. Değerleri yazar. Ha şu var. Sen orada da ışık kaynağını ucuza kaçıp böyle Çinli minli bir floresan ampul falan alıyorsan üzerindekine güvenemezsin. Ya, ya da hiç yazmaz da. İki çekimin arasında bile fark ediyor. Tabii. Ya da hani kaliteli bir şey bile almış olsan, Mets falan bir şey almış olsan yine de zaman geçtikçe malzeme yorgunluğuyla olabilir beraber o da zaman. O yüzden hani ışık seçerken güvenilir markaların tabii ürünlerini alın ki üzerindeki Kelvin doğru olsun. Evet. Yani güvenilir olsun en azından. En azından 5 çekimde bir değişmesin. Evet. Şimdi buradan eğer Kelvin'ini biliyorsan, mesela 5500 Kelvin'lik sen ışık kaynağı kullanıyorsan getireceğim bunu 5500'e. O da uygun beyaz ayarını yapmış olacak. Evet. Bitti. Bu kadar basit. Eğer ışık kaynağına güveniyorsan. Evet. Ama mesela biz şu anda bir karışık bir ortamdayız. Şimdi 5500 yaparsam ledlerime göre ayar yapacağım. Ama bunlar 6500. O zaman ne yapacağız? Şimdi bizim de setlerde, profesyonel setlerde kullandığımız özellikle ışık kaynağı çok karışıksa evet, özel beyaz ayarı dediğimiz bir şey yapıyoruz. Bu gri bir kart. Bu gri özel kart, beyaz dengesi almak için kalibrasyon evet kartımız. Şimdi beyazla da yapılabilir ama hani varsa bunu kullanmak lazım. Bu zaten ucuz bir şey. Bunu kullanmakta fayda var. Bunu nasıl kullanıyorsun? Esas şu anda gerçek beyaz ayarı yapmak aslında şu an yapacağımız iş. Evet. Gerisi birazcık şeydi, preset seçmekti. Şimdi öncelikle şunu otoya alıyorsun. Evet, şunu makinemizi getirelim, otomatik şeye alalım. Bu arada ben de şöyle ayarlayayım. Şimdi bunu buraya ekranı kaplayacak şekilde yerleştiriyorsun. Evet. Tamam. Tabii ki bu mesafeden lens odaklama yapamayacak. Zaten onu düz olduğu için yine odaklama yine yapamayacak. Evet. O yüzden manuele geçiriyorsun lensini. Evet. Bak şu anda ekranı kapladı ve bir tane fotoğraf çekiyorsun. Tamam. Şimdi bu fotoğraf çekildi. Tamam. Daha bununla sonra işimiz bitti şu evet anda. Menüye geliyorsun. Özel beyaz ayarını buluyorsun. Bu dediğim gibi bu Canon'la böyle. Sizde farklı bir yerde olabilir. Evet. Özel beyaz ayarı dediğin zaman zaten sana o fotoğrafı gösteriyor. Evet. Diyor ki buna göre mi yapalım? Sen de buna göre yap diyorsun. Kaydedildi. Şimdi bundan sonra artık şu beyaz ayarı menümüzde şu ayarı özeli seçtiğimiz bitmedi zaman bunu da evet seçmemiz gerekiyor. Özeli seçtiğin zaman tamam, artık bizim az önce yaptığımız kalibrasyona göre beyaz ayarını yaptık. Veyahut da Murat tam tersi de olabiliyor. Eğer gerçekten düzgün bir şekilde yapamamışsak bunu, bu fotoğraf kullanılamaz da diyebiliyor bazen. Şimdi burada az önce söylediğim gibi karışık ışık kaynaklarımızın evet etkisini, yani şu olumsuz etkisini minimuma çektik. Çünkü evet dedik ki makineye bak dedik. Bunun üzerine dışen ışığı hesaba katacaksın. Evet. Şu anda ten rengi olarak görüyorsun. Gayet oturdu. Evet. O da hani bir test metotlarından bir tanesi. Hani ten tabii rengi düzgün çıkıyor mu çıkmıyor, ama dediğim gibi orada neden baktığın çok önemli. Hani tabii bunun ekranı doğru gösterebiliyor tabii mu vesaire. Ya zaten çok profesyonelsen işte ölçüm şeyleriyle falan ölçme. Diğer yani yandan zaten hani yapacak fazla bir şeyimiz yok. Bu zaten hani yok. Tabii. Şimdi bunu da çekelim. Bu şekilde. Tamam. İşte düzgün ayarlanmış beyaz ayarı. Nasıl ayarladık? Böyle ayarladık. Ama dediğim gibi eğer benim bütün aydınlatma sistemim 5500 Kelvin olsaydı ben ne yapacaktım? 5500'ü direkt girecektim. Yine çekecektim. Evet. Bunlar işte dediğim gibi bazı makinelerde başka beyaz ayarları da oluyor. Mesela şu floresan ayarları daha fazla oluyor. Çünkü floresan çeşitleri de çok arttı son zamanlarda. Aslında bunlar da floresana giriyor. Bunlar da bizim evet bizim şu şeyler, spiraller de floresan. Ama aşağı yukarı kaba ayarları böyledir. Bunun yanında canınız isterse beyaz ayarını kendiniz de bozabilirsiniz. Yani ben bu fotoğrafı bu kadar hani doğru çekmek istemiyorum. Benim orada bir hava yaratmak istiyorum. Tabii tabii. Beyaz ayarını bozduğun zaman şöyle bir daha bozalım. Şöyle gelelim. Şimdi iyice masmavi yap. Kelvin'den gel. Şöyle yapayım. Bu da tamam yeter. İşte tungstene ayarladım. Tamam. Şimdi buradaki bir de bilgisayarda Instagram efekti verdin. Tamam. Ha, tam onu diyecektim. Yani Instagram efekti vermiş gibi oluyorsun. Evet. Çünkü burada işte ne yaptık? Bir filtre kullandık. Aslında tabii beyaz ayarı da bir filtre gibi çalışıyor. Öyle düşünebilirsin. Yani zaten beyaz ayarı şu anda filtre olarak işte evet görüyor makinelerde aslında. Ha, JPEG çekiyorsan o veri ona işleniyor. Sonradan düzeltebilirsin ama RAW'daki çok kadar zorlanırsın. Evet. Yani şöyle verim alamayabilirsin.
Evet, İmkansız demeyelim de. Ama işte hani biz şu anda bu seride mümkün olan en doğru ayarlarla doğru pozlamada çekmeyi öğrettiğimiz için hani önce bir doğruya bir alışalım, elimiz alışsın. Ondan sonra sanatsal olarak istediğimiz gibi kullanabiliriz. Tabii, istediğin gibi bozabilirsin. Tabii. Şimdi burada bir meselemiz daha var. Beyaz ayarını değiştiren şeylerin bir tanesi. Özellikle bunu şimdi şey için söylüyorum. Evinde çekim yapanlar için söylüyorum. Veyahut da tam tersi böyle çok tarihi bir mekana girmişsen böyle ortamında pek çok ortam, ışık varsa. Daha doğrusu ortamın senin artık hani kontrolünde değil. Sen bir stüdyoda değilsin. Tabii. İşte istediğin duvar rengini bilmem neyi seçemiyorsun. Ortamın kaplandığı renk, boyandığı renk, duvarın rengi hepsi bu beyaz ayarını yansır. Kötü etkileyecektir. Tabii direkt objenin üzerine yansır. O zaman da işte ampulü 5500 olduğunu bilmen bilgisi de yetmiyor. Çünkü bozuldu yansıyan ışıklar vesaireleriyle. Tabii, tabii. Yine garanti metodu ölçüp biçip yapman. İşte biz genelde o yüzden setlerde hani böyle şey yaparız. Yani çünkü bir tarihi mekanda çekim yapıyorsun. Hmm. Bunları da hesaplamak lazım. Her seferinde hatta saat başı bile beyaz ayarı değişiyor. Tabii aldığı ışığa göre değişir, tabii. Yansıdığı ışığa göre değişir. Tabii, tabii. Dolayısıyla hani makinemde bir türlü ben istediğim ayarı tutturamıyorum diyorsanız çözüm basit. Az önce anlattığımız bu beyaz ayarı yöntemiyle halledersiniz. Çok daha ucuza bulursun. Sen yanlış söylemiyorsun. Ben bunu yurt dışında almak zorunda kalmıştım. Bir zamanlar bunları da bulamıyorduk. Tabii. Bu kadar kolay. Şimdi ama her yerde bulabilirsin. Yani çok sıkışırsan beyazla da yapabilirsin ama hani bunun şeyi bu. Bunu tutturabilmek için printerlarda işte çok baskılar falan yaptık da ne yalan yanlış şeyler yaptık zamanında. Yani dijitalin ilk geldiği vakit çok uğraştık ama şimdi her şey elimizin altında. Öyle. İşte bu sayede bu şekilde de özel beyaz ayarı nasıl yapılır onu gösterdik. Evet, bu serimizde bir programın daha sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.